Evet, ne diyor abi? Araba mı, ev mi? Vallahi kardeşim, bebeğim var zaten. Ben arabayı seçeceğim. Evet arkadaşlar, benim de evim var. Vallahi bile ne yapayım ikinci evi yani. Ben de arabayı seçeceğim arkadaşlar. Gel Tarık, ikimiz arabayı seçiyoruz o zaman. Vay be, demek ki ikiniz de aynı şeyi seçiyorsunuz he? Evet Sunucu abi, aynı şeyi seçiyoruz. Evet Sunucu abi. Tamamdır öyleyse. Neredeyiz biz böyle? Yapı kapışmalarındasınız. İkiniz de araba seçtiğiniz için ikiniz de araba yapacaksınız. Tarık. Aa, Tarık burada. Bakma. Tamam, bakmıyorum be. Araba mı yapacağız? Evet, en iyi arabayı yapan kazanıyor. Tamamdır abi, yapalım o zaman. Başlayalım yapmaya. Abi ben nereden bileyim bunun yapı kapışması olduğunu? Evi seçerdim. Arabayı yapmak daha zor bence arkadaşlar. Araba yapmak daha zor. Bence ev daha zor. Nasıl ev daha zor Tarık? Saçmalama Allah aşkına. Evi yapmak daha da kolay. Benim arabam arkadaşlar yeşil renkte olacak. Evet, yeşil renkte bir araba yapacağım abi. Evet arkadaşlar, arabamızın tekerlekleri böyle olacak. Kocaman tekerlekleri olacak. Tarık oğlum, sen istediğin kadar araba yap. Var ya, benim arabam senin arabana tek atacak kardeşim. Benim arabam senin arabandan her türlü daha iyi olacak. Görecek bir şey yok Tarık, öyle yani. Görecek bir şey yok kardeşim. Evet, arabamızın gövdesini neredeyse tamamladık arkadaşlar. Evet abi, hadi birazcık hızlı olun arkadaşlar. Biraz hızlı olmanız lazım. Hızlı olsanız ha. Tamam abi, Allah Allah, tamam, hızlı olacağız yani. Hemen arkadaşlar şöyle farlarını da yapalım. Tamamdır. Hemen arkadaşlar arka stoplarını da yapıyoruz canım alem. Arka stoplarını da yapalım. Evet, süper oldu. Arabamızın hemen arkadaşlar tavanını da yapalım abi. Arabamızın bir tavana ihtiyacı var. Tavansız araba mı olur? Tabii ki de olmaz. Benim arabam böyle küp şeklinde olacak arkadaşlar. Bildiğiniz bir Minecraft arabası gibi. Şöyle camlarını da ekleyelim. Bütün her yerini camla kaplayalım. Tamamdır arkadaşlar, süper. Evet abi, şöyle önüne farlarını da ekleyelim. Arkasına da ekleyelim. Tamamdır. Benim arabam üstü açık olacak arkadaşlar. Üstü açık yapacağım. O yüzden sadece ön camını yapıyorum. Tamamdır arkadaşlar, süre doldu. Süre doldu. Paravanı kaldırıyorum. Ya abi, daha yapmadım. Yapacak bir şey yok Tarık. Yapacak bir şey yok. Ya Tarık, bu ne Allah aşkına? Bu nasıl araba mı diyorsun oğlum? Bu ne ya, bu çöpe benzemiş. Asosiyetli çöpe benzemiş. Oğlum asıl benimki araba. Gerçekten bildiğin araba yaptım abi. Benimki araba. Seninki çok kötü olmuş. Evet, yorumlarda oylasınlar abi. Tarık'ın arabasını seçenler bir yazsın. Feride'nin arabasını seçenler iki yazsın yorumlara. Evet arkadaşlar, yorumlarda oynayın bakalım. Benim arabamı seçenler iki. Tarık'ın arabasını seçenler bir yazsın bakalım. Evet, yeni sorular geldi abi. Ne diyor? Bilgi yarışması diyor. Bunlar ne diyor? Ender ejderhası ile savaş. Oğlum ya, ben bilgi yarışması seçerim. Ne yapayım ender ejderhası? Ben de bilgi yarışması seçerim arkadaşlar. Ender ejderhası ile savaşamam ben arkadaşlar. Ne ender ejderhası be? Ben de bilgi yarışması seçiyorum. Tarık, yine aynı şeyi seçtik. Farkında mısın? Evet farkındayım. Siz sürekli aynı şeyi seçiyorsunuz. Ha ha ha. Evet Sunucu abi. Evet, bilgi yarışmasına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bilgi yarışmasını kaybederseniz lava düşersiniz. Ne? Lava mı? Ben kazanacağım. Hayır ben kazanacağım. Hayır ben kazanacağım. Hayır ben kazanacağım. Tamam, aranızda atışmayı kesin. Şimdi sorularım geliyor. Minecraft hangi yılda kurulmuştur? Hangi yılda piyasaya çıkmıştır? En yakın cevap veren kazanır. Ha, biliyorum. Ben de biliyorum. Biliyorsan söyle. Nereden biliyorsun? Yalancı. Evet, ilk Tarık söylesin. Söyle Tarık. Bence 2015. Evet Ferit, sıra sende. Sen söyle, hangi yılda? En yakın cevap veren. Dur bakalım, 2015 olmaz arkadaşlar. 2015'in imkanı dahi yok. 2012. 2012 bence. Evet, en yakın cevap veren Ferit oldu. Minecraft 2011 yılında çıkmıştı, piyasaya sürülmüştü. Ferit artı puan aldı. Hayır, nasıl olabilir? Ha, ben kazanacağım. Ha. Evet, 3 yıldızı ulaşan kazanıyor. Sıradaki sorunuz geliyor. Tamam Sunucu abi, gelsin. Olmaz, lava düşmek istemiyorum. Lava boyunca olacaksın. Dünyanın en büyük dağı hangisidir arkadaşlar? Bu sorunun cevabını biliyorum. Bas. Sen biliyorsan ben de biliyorum. Feride'de sende. Sen de biliyorsun demek ki. Hadi söyle bakalım o zaman. İlk Feride cevaplıyor. Ne olabilir? Aslında bilmiyordum arkadaşlar. Ağrı Dağı. Evet Tarık, cevap sırası sende. Everest Dağı. Evet, Everest Dağı'ydı. Olamaz. Aklıma gelmedi. Evet, doğru cevabı Tarık veriyor. Tarık bir puan aldı. Ben
kazanacağım. Olamaz arkadaşlar. Tarık bir yıldız aldı. 3 yıldızla bitiyor. Evet. 2 artı 2 kaç yapar arkadaşlar? 2 artı 2. Kaç yapıyordu? Ben cevaplayacağım. Hayır, ben cevaplayacağım. Evet Tarık, sen cevaplayacaksın. Cevapla. 2 artı 2 6 yapar. Yanlış cevap verdi, sen cevapla. 2 artı 2 4 yapar tabii ki de. Evet, Ferit doğru cevap verdi. Helal olsun, aferin. İşte bu. Bir yıldızım daha oldu. Bir yıldızım daha olursa Tarık lavı boyluyorsun. Hayır. Ha ha ha. Evet, bir soru daha soruyorum. Sor bakalım sorucu abi. Türkiye'de kaç tane il vardır? Ben bunu biliyorum. Abi ben cevaplayacağım, ben cevaplayacağım. Hayır, ben cevaplayacağım. Ben cevaplayacağım. Ferit'e cevaplıyor abi. Ferit'e söyle bakalım kaç tane il var? 81 il vardır. Tarık sen cevapla, kaç tane il var abi? Bence 81'dir. 312. Yanlış cevap, doğru cevap Ferit verdi. 81 il vardır. İşte bu. Bir yıldız daha aldım. Elime bir kazma geldi. Bu ne işe yarıyor abi? Bu kazmayla tarın altını kıracaksın ve tarlama düşüreceksin. Tarın altını kıracağım ve tarlama düşüreceğim. Hayır, yapma. Üzgünüm Tarık'cığım. Şöyle yavaş yavaş kırayım arkadaşlar. Hadi bakalım Tarık. Soruları doğru bilmen lazımdı. Hadi bay bay. İşte bargede Tarık lava düştü. Bu ne abi? İki tarafta da soru işareti var. Hangisini seçeceğiz? Evet, her iki yanınızda soru işareti var. Bir tanesini seçmek zorundasınız. Tabii ki de ne olduğunu bilmiyorsunuz. Artık şansınıza gelirse. Allah Allah abi, ne seçerim ya? Bacaklarım oldu. Bacaklarım mı? Dondu ya onlar Tarık. Onlara böyle uğuyla yapıştırdım onları. Bacaklarımı uğuyla yapıştırdım. Çok komik. Arkadaşlar bu ne ya? İkisi de soru işareti. Ben... kırmızıya gireceğim. Ben kırmızı rengi çok seviyorum. O yüzden kırmızıya gidiyorum. Ben de mavi. Artık harbiden ne çıkarsa bahtımıza Ferit tanesi. Umarım abi kötü bir şey çıkmaz ya. Bakalım kötü bir şey çıkacak mı? Evet arkadaşlar, seç seçimlerinizi yaptınız değil mi? Evet yaptık abi. Ben kırmızı soru işlerini seçiyorum. Tarık da maviyi seçti. Evet hadi. Tamamdır öyleyse. Hadi bakalım. Evet Tarık kral oldu. Ferit'e sen kölesin. Tarık'ın dediklerini yapmak zorundasın bir süreliğine. Ne? Nasıl olabilir? Şimdi ben dedikleri yapacağım. Hayır. Şimdi köpek ol ve yanıma gel. Suçu Bey, yapmak zorunda değilim. Yapmak zorundasın abi. Köle olduğun diskalifi olursun yoksa yarışmadan. Sen kölesin, Tarık da kral. Hadi yap bakalım. Ama. Köpek ol. Olamaz. Güzel. Ben kralım, sen kölesin. Ya Tarık lütfen yapma bana bunu, bana. Niye yapıyorsun? Bana Tarık değil, kralım, padişahım diyeceksin. Tamam kralım, padişahım. Tamam kralım, padişahım. Özür dilerim, özür dilerim. İşte böyle akıllı ol. Padişahım, sizin de bacaklarınız dondu. Bacaklarınıza bir şey oldu. Bir şey olmaz. Ben şimdi köye doğru yürü. Ya padişahım lütfen. Biraz insancıl olsanız. Ya olmaz. Havla bir de. Ya padişahım lütfen. Yalvarıyorum ama. Havla derim sana. Güzel güzel. Hadi bakalım. Köye doğru gidiyoruz. Sen de birazcık köy turu yapalım. Ya yapma padişahım. Ama adam da 5 paralık oldu. Ferdi'de bakın köpek olmuş. Dur bakalım. Havla şimdi, havla. Güzel. Şurada bir lav var. Gel bakalım. Ya padişahım yapmayın. Gözünü seveyim. Ne yapıyorsunuz diye. Hayır, bir lav atmayın. Sen bin yarışmasında bir lava düşürdün. Şimdi sana ben de. Padişahım atlayamam padişahım. Emir ediyorum, atla. Yapmayın padişahım. Atla dedim sana. Hayır. Yoksa ben atarım. Yanıyorum. Gördünüz mü? Fethet lava atladı. Of Tarık ya, yandım senin yüzünden. Yalansın. Evet, yeni sorularınız geldi arkadaşlar. Sağınıza solunuza bakın. Ne diyor? Muz mu elma mı? Ben arkadaşlar valla neyi seçsem, ben muzcuyum arkadaş. Ben muz severim. Muz bence daha lezzetli. Ben elmayı severim. Elma daha lezzetli. Nasıl elma daha lezzetli? Muz daha şekerli. O yüzden daha güzel. Hayır, elma daha güzel. Evet, herkes seçimini yaptı mı? Evet yaptık abi. Tamam öyleyse, iyi seçimler. Abi ne alaka bu şimdi muzla elmayla? Evet Ferit, sen muz çizeceksin, Tarık da elma çizecek. En iyi çizimi yapan kazanır. Hadi bakalım başlayın çizmeye. Ne? En iyi ben çizeceğim.
Hayır, ben çizeceğim. En iyi muzu ben çizeceğim arkadaşlar. Hemen bir muz çizmeye başlayalım canım ailem. Hemen muz nasıl oluyordu? Şöyle. Sonra buradan böyle. Sonra böyle. Tamamdır arkadaşlar. Muzumuz efsane oldu Ferit Dairesi. En iyi muz benim olacak. En iyi elmayı ben çizeceğim. Hayır abi, en iyi elmayı ben değil. Pardon, en iyi muzu ben çizeceğim abi. En iyi çizim benim olacak daha doğrusu arkadaşlar. Tarınkinden daha iyi olacak. Şöyle dış hatlarını çizelim. Tamamdır canım ailem. Harika oldu. Benim çizimim bitti neredeyse. Hatta neredeyse direkt bitti arkadaşlar. Evet, süre doldu. Kısa bir süre vermiştim zaten. Hadi bakalım. Tamamdır. Benim muz çizimim daha iyi. Hayır olsun, benim elma çizimim daha iyi. Evet, siz oyluyorsunuz arkadaşlar. Tarın çizimini seçenler yorumlarda 3 yazsın. Ferit'in çizimini seçenler de yorumlarda 5 yazsın. 5 yazın, 5 yazın, 5 yazın, 5 yazın. Hayır, 3 yazın. Her neyse arkadaşlar, bir eğlenceli videonun sonuna gelelim. Sağda solda iki tane video var. Tıkla, tıkla, tıkla. Sağda solda iki tane çıkan videoya lütfen tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Video like atın. Kanala abone olmayı ve bildirim yaşını unutmayın arkadaşlar. Sağda solda iki tane video var. Onları lütfen tıklayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize bakın. Sağda solda iki tane çıkan videoya tıklayın. Görüşmek üzere. Oylamayı unutmayın yorumlarda. Hadi bay bay, görüşürüz.